Merhabalar. Bugün size Etsy entegrasyonunu nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim sistem üzerinden. Öncelikle Quick Shipper sistemimizin içerisine giriyoruz panelimizden. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz pazar yeri mağazaların kısmına gelip tıklıyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi daha önceden herhangi bir mağaza ekleme işlemi yapmadığımız için boş gözüküyor. Mağaza ekle butonuna tıkladığımızda bizden mağaza adını istiyor. Mağazamın adını giriyorum. Bu bir bizim test hesabımız. Bu bizim test hesabımız, görmüş olduğunuz gibi. Pazar yerimiz Etsy olarak seçili. Kaydet butonuna tıkladığımda bizi gördüğünüz gibi Etsy sayfamıza yönlendiriyor. Zaten önceden giriş yapmış olduğumuz için buraya atadı. Eğer öyle olmasaydı Etsy'nin login sayfasına bizi atayacaktı. Ve login yaptığımızda yine buraya yönlendirmiş olacaktı. Erişime izin verin tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz otomatik olarak mağazamızın ismi, pazar yeri adı, aktif olup olmadığı bu hesabın ve koduna kadar hepsini buraya çıkarttı otomatik olarak. Şimdiki işlemimiz ise hemen bir siparişlerimize bakalım. Pazar yeri siparişlerime tıkladığımda şu anda herhangi bir şey listelemedi. Yeni sipariş kontrol yap diyorum. Bir adet yeni siparişim var. Yani ücreti ödenmiş olan ancak herhangi bir gönderimi yapılmamış olan müşteri tarafından satın alınmış bir adet siparişim var. Burada görebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Hızlı gönderi oluşturmak istiyorum. Hızlıya tıkladım. Ama içeride kayıtlı bir adresim olmadığı için henüz bu ekranın yarısını verdi bana. Bir kereye mahsus olmak üzere adres oluştur diyorum. Ve beni buraya yönlendiriyor. Eğer burada hiç adresiniz yoksa direkt olarak adres ekleden, eğer varsa da varsayılan yapmak istiyorsak da şöyle düzenleden bakıyorum. Bireyselsek bireysel, kurumsalsak kurumsal işaretlememiz gerekiyor. Firma adımızı girmemiz gerekiyor ve vergi numaramızı girmemiz gerekiyor ve bu adresleri eksiksiz olarak doldurmamız gerekiyor. Ardından kaydet butonuna tıklıyorum ve bunu varsayılan adres olarak işaretliyorum. Tekrardan pazar yeri siparişlerime geldim. Bakıyorum bir adet işlem yapılmamış hala gönderim var. Hemen tekrar hızlıya tıklıyorum. Yine bir defaya mahsus olmak üzere ürün oluştur diyorum. Burada da Etsy'de listelemiş olduğum ürünlerimin isimlerine bir kereliğine girmiş olmam gerekiyor. Yeni ürün ekle diyorum. GİTİP numarasını yazıyorum. GİTİP numarasını nasıl bulabileceğimiz YouTube kanalımızda mevcut. Oradan da dilerseniz videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Ve kaydet diyorum. Tekrar pazar yeri siparişlerime geldiğimde, daha fazla ürünümüz varsa bu arada hepsini burada bir kereliğine eklememiz gerekiyor. Devamı olmayan ürünlerde dilerseniz daha sonra silip ya da yeni ürün ekleyebiliyorsunuz. Pazar yeri siparişlerime tekrar geldim. Şimdi hızlıya tıkladığımda artık içeride bilgilerimi dediğim gibi bir defaya mahsus olmak üzere doldurmuş olduğum için adres ve ürün bilgilerimi artık hızlı gönderi yapmaya uygun bir hale geldi. Burada daha önceden seçmiş olduğum ürünlerimi listeleyebiliyorum. Ürünümü seçtim. İkinci ürünüm de aynısı olsun. Alıcı ismi gördüğünüz gibi otomatik olarak çekildi. Gönderim nedenim numune satış olarak seçtim.
ya da mikro ihracatı. Mikro ihracat olarak seçeceğim. Mikro ihracattan devam edelim. Şurada da göstermek istediğim şeyler var sizlere. Biliyorsunuz ki mikro ihracat yaparken bir EAŞ faturamız olması gerekiyor. Burada dilersek online panelde, yani kendi e-fatura sistemimizde oluşturduğumuz e-faturanın linkini direkt kopyalayıp yapıştırabiliyoruz. Ve ardından yükleye tıklamamız yeterli oluyor. Kendisi otomatik olarak fatura numarasını burada çıkartacaktır sistem. Ola ki bir durum oldu ve otomatik olarak buraya atamadı. O zaman elle manuel olarak girmemiz gerekecektir. Ama böyle bir durum olduğunda bize mutlaka bildirin ki yazılım geliştirme tarafında biz gerekli düzenlemeleri yapalım. Ya da bir seçeneğimiz daha var. Şurayı kapattığımda gördüğünüz gibi link gönder veya dosya yükle diyor. Direkt olarak e-fatura görüntümüzü buraya sürükleyerek bırakabiliriz ya da tıklayarak dosyalardan da yükleyebiliriz. Yine buraya sürükleyerek bıraktığımızda faturamızı otomatik olarak numarayı getirecektir. Ola ki getirmedi, yine elle manuel olarak yazmamız gerekecektir. Gördüğünüz gibi seçmek istediğimiz servis tipleri hepsi burada mevcut. Bu kadar, başka yapmamız gereken bir işlem yok. Ben şimdi buraya şu anda elimde yükleyebileceğim bir fatura olmadığı için mikro ihracatını satışa tekrar çeviriyorum ve gönderiye oluştura tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gönderiye oluştura tıkladıktan sonra konşimento ve faturayı yazdır, etiketi yazdır veya gönderide eğer bir hata olduğunu düşünüyorsak gönderiyi düzenle ekranlarımız çıkmış oldu. Buna tıkladığımızda QuickShipper konşimentoları, Proforma invoice hepsi oluşmuş durumda. İster bilgisayarımıza kaydedebiliriz, ister yazıcıdan çıktısını alıp gönderinin üstüne ekleyebiliriz. Bu şekilde hazırlanmış oldu. Tamam dediğimde de artık QuickShipper'a paketinizi göndermek için hazır bir hale gelmiş oldu. Yine eğer bir eksiklik veya bir değişiklik yapmak istediğimizi düşünüyorsak gönderiyi düzenleye tıkladığımızda bize bu şekilde içine atıyor ve bilgilerde düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin ebatları girmek istiyorsak diyelim ki buralardan gerekli düzenlemeleri yapabiliyoruz. Geri geliyorum şu şekilde. QuickShipper'a geldi. Takip numarası belli oldu. Bu noktada takip numarası girildikten sonra Etsy'de sipariş ve nakliye kısmına geldiğinizde diyelim ki bunlar şey ürünler, hemen şöyle göstereyim. Tamam, olanlardan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak QuickShipper'ın oluşturmuş olduğu Konşimento'daki takip numarası siparişinizin yanına burada düşecektir ve entegrasyonu sağlanmış olacaktır. Özetle entegrasyon sürecimiz bu şekilde, ama yine herhangi bir sorunuz olursa satış temsilcinizle iletişime geçerek bizlerden teknik destek alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.